Fuji Türkiye'den herkese merhaba. Ben İstanbul Showroom'dan Yamaç. Bugünkü konumuz sizler için hazırladığımız bir yayıncı seti olacak. Bu set aynı zamanda benim de kendi yayınlarımda kullandığım bir set olduğu için öyle kullanıcı deneyimi tarzı bir video olacak. Bu arada birazdan göreceğiniz ürünlerin inceleme videoları yukarıda çıkan kartlar kısmında olacak. Oradan istediğiniz ürün istediğiniz inceleme videosuna gidebilirsiniz. O zaman hazırsanız setin içindekilere bakmaya başlayalım. İsterseniz gelin setimizin ışıklarıyla başlayalım. Şu an zaten onları arka tarafta da görüyorsunuz. ES45'ler ve CL onları da görüyorsunuz. ES45'i bu setin içine koymamızın en büyük sebeplerinden biri verdiği ışık yumuşak olduğu için gözü yormuyor ve bu da daha uzun süre yayın yapabilmenizi sağlıyor. Sabitleme çubuğu sayesinde de gördüğünüz gibi masalara bu şekilde sabitleyebiliyoruz. Yani ne ekstra bir ekipman almamıza gerekiyor ne de herhangi masada çok büyük bir yer kaplıyor. Yani ortalama şu kadar yer kaplıyor. Aynı zamanda yanında şöyle küçük bir kontrol paneli de geliyor. Şu şekilde küçük bir kontrol paneli de geliyor. Bunun üzerinden her şey yapabilir görüyorsunuz Hatta gelin aktif olarak göstereyim size şu an ben mesela açtım buradan ışığımı kısıyorum gördüğünüz gibi bakın şu an kapandı şu an yavaş yavaş arttırıyorum şu an yüzde on değil yüzde otuz yüzde elli bu şekilde bu onu da göstereyim yüzde bu kadar yani direkt olarak ışığa bakabiliyorum ama yine de hiçbir şey fark etmiyor benim için gözüm almıyor ben yine eski haline getireyim bunu üzerinde bu arada Kelvin ayarı da var onu da yapayım göstereyim hemen. gördüğünüz gibi şu an sarıya döndü şu an en düşük 2800 Kelvin ve en yüksekte gördüğünüz gibi 6500 Kelvin'de duruyor. E yine eski haline getireyim. Ben 5600 de kullanıyorum şu an. Aynı zamanda bu kontrol panelinin en güzel özelliklerinden biri de küçücük olması ve yayında anlık bir değişim yapmak istediğinizde basit bir şekilde az önce gösterdiğim gibi değişimleri yapabilirsiniz. Ve ayrıca inceleme videosunda da göreceğiniz gibi arkasındaki mıknatısı ışın ışının arkasına da takabilirsiniz. CL10 da ambiyans ışığı olarak kullanılıyor. Işığı direkt olarak bir noktaya değil de daha çok duvara veya arka planınıza yansıtıyorsunuz. Bir nevi ışıkla duvar boyuyorsunuz. Sıradaki ürünümüz Godox UMIX 82. Bu USB mikrofon diğer USB mikrofonlardan da bildiğiniz gibi ses kartına ihtiyaç duymadan direktman tak çalıştırma altında çalışan bir mikrofon. Üzerinde 4 tane seçilebilir ses modu olması ve gain ayarının olması yayın içeriğine göre de mikrofonu ses alış yönlerini değiştirmemize sağlıyor. Son olarak da kamera ve tripodumuza geçelim. Tripodumuzda Belbon M47 alüminyum bir kasaya sahip. Gayet sağlam ve kompakt bir tripod. Ben bunu kullanırken masanın üstüne koyuyorum. Yani bacaklarını şu şekilde en kısaya getiriyorum ve masanın üstüne koyuyorum. İsterseniz masanın altından üste doğru da çıkarabilirsiniz masanın arkasında. Siz nasıl isterseniz. Kameramız h Benim bu kamerayı en çok sevmemin nedenlerinden biri de USB ile bağladığımızda bunu h nasıl webcam olarak kullanılır videosunda da bahsetmiştim ki oradaki özellikler aynısı H2 için de geçerli. USB bağladığınızda webcam olarak kullanmak istediğinizde şarjı %20'nin altına inmiyor. Tabi bunun için güçlü bir kablo ihtiyacınız var. Yani veri aktarımı olsun hızı olsun güçlü bir kablo ihtiyacınız var. Benim kullanım kablo 60 watt gücünde bir kablo kullanıyorum ben. Ayrıca bu kamerayla birlikte de Şöyle gördüğünüz gibi 1680 lensimiz de geliyor. Hazırsanız setin kurulumundan sonra yayıncının nasıl göründüğüne ve sesine bakalım. Evet şu anda sizler için hazırladığımız yayıncı setin içindeki ekipmanlarla yapılmış bir yayının videosunu izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir kasma yok. Şu an ekrana bakıyorum. Şu an size doğru bakıyorum. Etrafımda da döneyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Düzülme kapat. Hiçbir şey yok. Bugün size saydığım bu ekipmanların linklerinin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hmm. <sweak>